bakın, onlar oralarda neler oluyor arz ediyorum. Amerika'da federal mahkeme, federal mahkeme başörtüsü kullanan bir kadına iş vermeyi reddeden özel okulu 38.506 dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Ve konuyu anlatıyor. Amerika'nın Philadelphia eyaletinde iş için, yani çalışmak için başvuran Caetano More adında bir kadın, dini inancından dolayı başörtü taktığından iş isteği reddedilmişti. İş için başvurduğu müessese sen başörtülüsün diye reddetmiş. Philadelphia'da. Olayın federal mahkemeye intikal etmesinden sonra bu kadıncağız da mahkemeye başvurmuş. Efendim ben falan yere iş için müracaat ettim, başörtülüyüm diye beni işe almadılar demiş. Mahkemeye müracaat etmiş. Etmesinden sonra yargıç okul aleyhine karar verirken başörtülü hanımın işe alınmasına ve başörtülü olduğu için bu kadına iş vermeyen yetkililere de 38.506 dolar tazminat ödemesine karar verdi. Hadise bu. Yani bir küfür ülkesinde, bir kafir ülkesinde başörtüsüne muamele, yapılan muameleye bakın. Halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Ankara'daki hukuk fakültesinin başındaki kafir dekana bakın. Hadiseye bakın yani. Bunu anlamak mümkün değil. Ya Amerika'dan daha laik bir ülke yok. Amerika'dan daha çağdaş bir ülke yok. O laik ülkede, çağdaş ülkede başörtüsünden dolayı iş verilmeyen kadının işe alınmasına ve bunu yaptıkları için de para cezasına çarptırılıyor bu insanlar da. Türkiye'de başörtüsüne müdahale eden bu rektörler niçin mahkum olmuyor? Niçin ceza verilmiyor bu adamlara? Yok, mühim bir noktadır yani. Başörtüsüne, dini inançlarına müdahale edildiği an o müdahale eden kişilerin tutuklanması lazım. Hapsedilmesi lazım. Bak Amerika'da böyle. Fransa'da böyle, Almanya'da böyle. Niye Türkiye'de böyle değil? Üstelik halkının %99'u Müslümanmış. Yani halkının %99'u Müslüman olan ülkede başörtülü bir kız üniversiteye gidemiyorsa o memleketteki Müslümanlara kargalar bile güler. Kargalar bile güler bu nispete. Biz Müslümanlar daha bunu halledebilmiş değiliz. Daha nereden Azerbaycan'a İslam'ı götüreceksin? Daha nereden Kazakistan'a, Özbekistan'a İslam'ı götüreceksin? Sen gidemiyorsun, papazlar gidiyor. Daha sen üniversitenin kapısındaki başörtülü kızın azabını ve ızdırabını dindirememişsin. Bizim Müslümanlığımız nedir? Türkiye'deki Müslümanlar gerçek Müslüman mıdır? Vallahi değildir, yeminle söylüyorum. Sahte Müslüman, ilgisiz Müslüman, bilgisiz Müslüman, şuursuz Müslüman, isim Müslümanı, patent Müslümanı. Hacı, ne hacısı? Haccın hakikati, haccın hikmeti, haccın manası hazmedilmiş değil ki. Gidiyor Mina'da, 3 gün peş peşe şeytanı taşlıyor, geliyor burada şeytanı kucağına basıyor. Ne haccı kardeşim, ne İslam'ı yahu. Söyletmeyin bizi Allah aşkına.